Evet, şimdi hostelden ayrıldım. Bugün dünkü kadar hava rüzgarlı değil ama biraz soğuk var. Şimdi Cape Town'da boyalı bir, renkli boyalı bir mahalle var. Genelde insanların paylaştığı sosyal medyada. Şimdi kaldığım hostele çok yakın orası. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyorum. Etrafımızda böyle, etrafı da göstereyim. Burası hostelime çok yakınmış ya. 4-5 dakikalık yürüme mesafesindeymiş. Neyse ilerleyelim. Karşıdaki dükkanın ismini görüyor musunuz? Türküş Pazar. Şimdi geldim boyalı renkli evlerin yanına. Ortam böyle. İleride de bir cami var. Burada Müslüman ağırlıklı oturanlar. Gezmeye devam edelim. Today raining? My sir, you know, tomorrow is my Christmas. Ha, tomorrow is my Christmas. I'm Muslim, my sir. You are Muslim? Yes, my sir. I just wanna... Ramadan is today finished? It's finished today. Last day today. Yeah, last day today. Of yeah. Ramadan. Yes. Now, I just want, my sir, I just want to ask if the, out of the kindness of my heart, if my sir maybe just can help me. Because I've been struggling all week just to buy my two kids some boots. Yeah, okay, okay. No problem. Today is Ramadan finished, isn't it's it? It's the last yeah, good, day of good. Ramadan, so I just... I ask you, why this house is colorly? Why? Because basically in the early 1800s, as my mother explained to me when I grew up in this yeah. area, most of the houses, they first were white. White, yeah, most of. Most of it was white. Before? Yes. Yes. Many years ago. But unfortunately, some people come into the neighborhood and bought the houses, so they thought to go for a bright color. Like the first color of the houses, it was orange, my sir. It was orange, was. First one house was orange. Yes. Yeah. So the neighbor thought, okay, I will go with blue. Yeah, 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 yeah. That's why the houses is now all this kind of. They color. Make, they make only self. They yeah. make by themselves. By themselves. They yeah, just yeah. buy the paint. Yes. And painted themselves by the other colors. I understand. Moment. I tell. Şimdi bu evler daha önce beyazmış. Daha sonra bir evin bir tanesi portakal rengine boyamış. Sonra komşuları da tek tek değişik renklere boyamış. Böylelikle bu evlerin renkleri böyle ortaya çıkmış. Arkadaşımız böyle diyor. Thank you very much for help. Thank you very much. Yeah. Az önce dediğim gibi bu mahalle Müslüman mahallesi. Ayrıca burada 3 tane de Türk işletme var. Bunun biri Atlas Baharatçı. Diğeri Türk İş Döner diyor. Diğeri de Türk İş Bazar diyor. Şimdi buranın atmosferi çok güzel. Yani insan kendisini hiç yabancı hissetmiyor burada. Gayet güzel bir yer. Burası baharatçı dükkanı. Böyle baharatlar var.
baharatı dükkanı böyle. Burası da Turkish Bazar isimli iş yeri. Evet, burası da market. Her türlü malzeme var. Şimdi bu mahalleyi bitirelim. Yavaş yavaş başka yerlere doğru gidelim gezmeye. Burası da o boyalı evlerin olduğu mahallede cami. Abdesthaneleri de böyle. Bunlar da Afrika usulü hediyelik eşyalar. Paslanmış bunlar ya. Bunları boyuyorlar mı nedir acaba? Şimdi hem yürüyelim hem de Cape Town hakkında kendi çapımda izlenimleri size anlatayım. Cape Town'a gelinir mi? Gelmeye değer mi? Vallahi imkanlar dahilinde her yere gitmeye değer. Cape Town değişik bir coğrafya, değişik bir kültür, değişik insanlar, değişik koku, değişik yemekler. Bu anlamda her yere gidilebilir. Cape Town şehri Afrika'nın en güneyinde olan bir yer. Şuradan gidelim. Burası Ekvator çizgisine biraz uzak olduğu için adı Afrika ama 4 mevsim yaşanıyor burada. Tabi yine Türkiye gibi bazı yerleri çok soğuk değil. Yani burada ortalama hava derecesi genelde aynı ama tabi kış yaz var. Burası benim hostelin caddesi. Burası. Cape Town'a gelinir arkadaşlar. Cape Town'a memnuniyetle gelinir. Yani güzel bir yer. Şimdi ben hostelime geldim. Hostelde biraz dinleneyim, oturayım, internete gireyim. Bu videoyu da burada bitirelim. Alo. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben şöyle şöyle oturayım ya. Biraz şöyle. Güzel bir tane oturayım şöyle. Hadi görüşmek üzere.